Kaç tane bıraktı? 5 ay içerisinde görüyoruz sizi. Gelişme var mı? Hiçbir gelişme yok, hiçbir haber yok. Ne ses var ne seda. O kadar acının üstüne sosyal medya hesaplarında çok çirkin sözler kullanılıyor. Onların bizi anlamasını bekliyorum. Anneleri, babaları, kardeşleri. Ya benim evladım sizin evladınız olması gereken yerde yaptığınız kelimeler, kullandığınız kelimeler bence insanlığa yakışmayan kelimelerdir. Ben sadece tek bir şey diliyorum. Hani diyorlar ya makarnaymış, paraymış, onun için orada oturuyorlar. Gelsinler, sadece bir tane evim var, onu da onlara vereceğim. Çadırda yaşayacağım ama evladımı bana geri versinler. Ben makarna veya para için burada oturmuyorum. Bir perde kurmuş da arkasına saklanıyorlar. Yani siyasetmiş, bizim burada siyaset yapacak gücümüz yok. Yaralı ana babalar burada. Hiçbir saygı duyulmuyor. Normalde bir şey olduğunda sana camiası ayaklanırken neden burada yüreği yanık analara destek vermiyorlar? Daha çok sesimizi duyurmuyorlar. Ben çocuğumu tırnağını dünyaya değişmem. Değil ki dünya malı. Ben evladımı geri istiyorum. Mücadeleye devam ediyorum. Artık tek kelimeyle kana kan diyorum. Kanımı vermeye hazırım burada. Yani artık kötü şeyler yapmaktan korkuyorum. Kaldırmıyorum. Yüreğim kaldırmıyor artık. Her sabah bir umutla uyanıp o umudun kırılmasını istemiyorum. Geri dönsün evlatlarımıza çağrı yapıyorum. Onlara inanmayın. Allah rızası için geri dönün. Yanlış yoldasınız. Sosyal medya hesaplarını görüyoruz. Neler yaptıklarını görüyoruz. Onlardan geri dönmelerini istiyorum. Şu hasretle ve özlemle de bekliyorum onları. Biraz geriye çekilelim. Bir müzakere yapılıyor. Herkesin ya bir şey yok. Sadece müzakere yapılıyor şu an. Kadar 100 yıllık Türk sorunu çözümü için sonuna kadar hazırdır. Yeter ki diğer partiler ve meclisler üzerine meclis üstüne düşeni yapsın. Bakın Zeyhat Bey. Buradaki konu üstüne düşen budur. Tamam. Bence tartışmayalım. Tamam. Gidelim. Tamam. Arkadaşlar. Buraya oturmuşuz. Yani bu ne biçim şeymiş ya? Deliler gözümüzün önünde geçip geçip kimi bize yukarıdan gülüyor, kimi bize herkes bir laf yiyor. Çocuklarımızı verin bize! Allah sizin başınıza versin. İnşallah bizim yaşadıklarımızı siz de yaşayın. İnşallah siz de yaşayın. Kapıların önünde siz de bir gün görürsünüz. Yaşayın. Heh. Biz burada keyfimize oturmuyoruz. Allah sizin de başınıza o güzelliği versin. Amin. Yeter hadi. Biz hevesli değiliz burada gelip oturmaya. Bizim acımızla.
Ha şu hale bak, şu düştüğümüz duruma bak. Çocuklarımızı ya bir adım atacağız demelerine rağmen onu diyeceğine şey olay gelsin. Sizin için mi büyüttük biz? Bizi teselli bir adım atılacak deyin, bir şey söyleyin. Biz de evimize gidelim. Biz buraya çok meraklıyız. Verin siz çocuklarınızı, biz de götürün. Verin çocuklarınızı. Ya bizimle dalga geçiyorlar. Siz onların sayesinde ekmek yiyorsunuz. Kapattım ben, kapattım çünkü. Özkan. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Onu değiştiriyorum. Böyle bir şey görmedik, duymadık ya. Bak. Ferrari kalbinde pil olduğu için Allah'ın sıralı. Yıllık Kürt sorunu çözümü için sonuna kadar hazırdır. Yeter ki diğer partiler ve meclisler üzerine, meclis üstüne düşeni yapsın. Bakın Zeyhat Bey, buradaki konumuz da üstüne düşen budur. Tamam. Bence tartışmayalım. Tamam. Tamam. Gidelim. Tamam. Arkadaşlar. Bir abi kalbinde bir olduğu için Allah'ın sıralı. Çocuklarımız nerede? Çocuklarımız nerede? Çocuklarımız istiyor. Kaldırın buradan gelin.